Baba, bu suskunluk ve hepimizin yüzündeki bu hüzün. Evimize ne oldu böyle? Bütün bunlar hep günahlarımızın bedeli. Hayır. Hayır, böyle söyleme. Hepimiz burada hatalıyız. Bir gece gündüz ofiste çalışıyor. Ne zaman geliyor, ne zaman gidiyor bilmiyorum. Bir aydır neredeyse yüzünde bir kere bile minicik bir gülümseme göremedim. Bu nasıl olabilir? Bir iç çayı unutamıyor mu? Bilemiyorum. Ama bir kez daha o kendi içine kapandı. Acısını, üzüntüsünü unutması için biri mi olmalı? Belki de yeniden oğlum yavaş yavaş onun acısını unutacaktır. İkinizden de özür diliyorum. Ama artık evlilik Vir için çözüm değil. Hem daha ne kadar Vir'in hayatıyla ve duygularıyla oynayacağız. O zaman hiçbir şey yapmayacak mıyız yani? Hayır. Oğlumuzun mutlu olmasını ben de çok istiyorum. Ama her seferinde hayatıyla ilgili kararları ne yazık ki biz veriyoruz. Ben artık aynı hatayı yapmak istemiyorum ve Vir artık çocuk değil. Eline bir oyuncak verelim, mutlu olsun, öyle mi? Peki evlenince ne olacak ha? Hem zaten gerçek şu ki o buna hazır değil. Ve doğrusu ben de buna hazır ve razı değilim. Baba, maalesef o doğru söylüyor. Çocuğumuzun hayatıyla ilgili birçok karar aldık. Ve bir sürü de hata yaptık. İççe tapasıyla onunla ilgili gerçeği ortaya çıkarmak için çok uğraştı. Ama biz onu hiç dinlemedik. Ve o bu yüzden evi terk etti gitti. Şimdi de evimizde sadece hüzün var. Bir için neyin iyi neyin kötü olduğuna bırakalım da kendi karar versin. Benim düşünceme göre Vir'in hemen evlenmesi son derece yanlış olur. Onun dilinde sürekli içe var ve bizim cezamız oğlumuzun yüzünü hüzünlü görmek oldu. İçe beni anlamıyor olabilir. Ama bu konuyu birden nasıl saklayabilirim? Hayır, Vir'e haber vermem gerek. İççe'nin anne olacağını söylemeliyim. Vir o kadar mutlu olacak ki İççe'yi almaya gelecek. Alo? Alo? Vir? Anne? Sen İççe nasıl? İyi. Ben sana bir şey söylemek istiyorum Vir. Anne, her şeyden önce söyle. İççe iyi değil mi? O mutlu mu?
Bir, neden bahsediyorsun sen? Sen nasıl bir soru soruyorsun böyle? Önce beni bir dinle. Anne, İça beni terk edip gitti. Umarım mutludur. Buradan uzakta... Mutlu olacaksa mutlu olsun. Sadece bu anne. Bunu öğrenmek istiyorum. Zaten... Bugüne kadar... Ben ona gerçekten de ne verebildim ki? Peki, anne şunu söyle. Siz neredesiniz? Anne? Alo? Alo? Hey hanımefendi, acilen birini aramam gerek. Tamam. Beni bu numaradan aradılar da, orası neresi acaba? Bu bir ankesörlü telefon. Kimin aradığını bilmiyorum efendim. Alo? Alo? Bu... Ne yaptım ben? Annem bana bir şey söylemek istiyordu. Ben de öylece konuşmuş oldum. Neyim var benim? Bir o çocukla mutlu olabilir anne. İhça belki de doğruyu söylüyor. Vir hanım kızımız ve çocuğuyla çok mutlu olabilir. Vir'i aramama gerek yok. Ama Vir böyle biri değildi. O İhça'yı çok severdi. Bugün İhça'm anne olacak ve istese bile mutluluğunu onunla paylaşamıyor. Kaderinde ne yazılmış bilmiyorum. Artık tek istediğim kızımın mutlu olması. Vir. İyi günler Bay Takur. Mutlu ol. İhça'yı çok mu özlüyorsun Bir? Evet. İhça'nın okuluna gelince
biraz olsun huzur buluyorum burada efendim. Onunla ilgili böyle hissediyorsun. İçeyi bu kadar çok özlüyorsun. O zaman neden İçeyi bulmaya çalışmıyorsun bir? Ben onu bulmak için çok uğraştım. Eğer onu bulabilirsem, ondan özür dileyeceğim. Belki kalbimdeki yükü hafifletir. Ve kızımın yükünü de. Biz onun günahına girdik bir. Onu bulmaya çalıştım ama hiçbir ipucu elde edemedim. Baytakur, annem beni aradı. Ama o bir şey söylemeden telefonu kapatmak zorunda kaldı. Geri aradığımda da nereden aradığını bir türlü öğrenemedim. O her neredeyse mutlu. Ben olmadan da mutlu olabiliyor. Zaten ona verdiğim acıdan sonra ondan ne bekleyebilirim ki? Vir, biliyorsun ki benim oğlum yok. Ne zaman seni görsem her zaman kendi oğlum gibi hissediyorum. Benim senin aşkına olan inancım tam. Ve şundan eminim ki bir gün sen ve İtça birbirinize kavuşacaksınız. Göreceksin bir. Uzak kalmanız aranızdaki bağı daha da güçlendirecek. अपनी तो जैसे